Varlığımız garanti ama civatalar eksik. Bağlantılar hep zayıf fiber optik ağlarda. Namus çoktandır satılık çarşı pazar. Biz insan olmaya çalışıp sığındıkça işe kasvet. Bilirim, bir zamanlar hep yazdı ve insanlar önlükleriyle bir okula giderdi fütursuz. Oyun bir haktı, tasa ise bir hata koca evrende. Mutlu ve uçurtmalıydı gök, uzanırdı çivit ve mağrur. Her çocuğa bir midilli, her aka bir kara, göklerdeydi her melek, düşkünlük hiç yoktu. Çala kalem şiir yazılabilir, yıldırım uzayla o dünya gitti. Kıyam zamanı şimdi. Ufkum lekelenmiş, melek ölüleri gök dilinde Tanrı gitti. Yanlış hayat doğru yaşanmaz. Alman felsefeci Theodor Adorno'nun bir sözü. İkinci Dünya Savaşı realitesini yaşamış bir insan. İşte toplama kampları, Yahudi kökenli bir aileden geliyor. Soykırım, atom bombasının vahşeti. Gündelik hayat olarak yaşanan hayatın yanlış bir hayat olduğunu ortaya koyuyor. Ve buna karşı tavrı keskin bir eleştirisellik. Yani var olan yanlış hayatı eleştiri yoluyla yok saymaya doğru bir politika izliyor. Doğru hayat var mı? Doğru hayat da esasında bir ütopya oluyor. Çünkü doğru hayat çabalarına karşı da mesafeli insanların doğru bir hayat kurmaya çalışırken yine hatalar yaptığını da görebilen bir filozof Adorno. Türkiye gibi bir ülkede baktığımızda da ciddi bir yozlaşma yaşıyor. Özellikle 20 yılda artan, ki öncesi de olan bir yozlaşma. Toplumun kendisinde bir ruhsal kirlenme durumu var. Hayat gitgide yanlış bir hayata doğru evrilmiş durumda. 21. yüzyılın Türkiye'sinde. Ben de sergime Adorno'nun sözünü bir şekilde şiar edinerek Türkiye'nin bulunduğu durumu esasında küçük bir gönderme yapıyorum. Happy End orada ne oluyor? Şimdi Happy End ile yanlış hayat doğru yaşamak tezatmış gibi gözükebilir. Happy End bir dilek, bir umut. Yani bunca yaşadığımız şeyler, yani benim bu sergiyi hazırlama sürecim en son 2019 Kasım'ında sergi açmıştım. Barınağ'ında Atonay Lokus Projesi dahilinde bir evde bir proje yapmıştım. Onun üzerine yaşadığımız şeyleri düşünürsek, yani ciddi üst üste ekonomik krizler, sosyal krizler, sığınmacı krizi, pandemi, başlı başına ve iki yılımızı alan post-apokaliptik bir süreç. Bunların hepsine baktığımızda bu total durumların hepsinin hepimizin bireysel hayatlarında da ciddi etkileri oldu. Ruhsal durumumuzda da etkileri oldu. Ruhsal bir çölleşme de yaşandı aynı zamanda. Gündelik hayattaki tecrit, ruhun da tecrit olmasına yol açtı. Bu süreçleri yaşadıktan sonra bir mutlu son istedim esasında. Bir Hollywood kalıbı gibi esasında, yani film nasıl işte mutlu sonla bitiyor. Ben de bir dilek olarak bunu dilemek istedim. Yanlış hayatın içerisinde en azından mutlu bir son bir ihtimal olarak düşünülebilsin, tartışılabilsin diye. Şimdi sosyal medya ikinci bir hayat oluşturdu. İnsanlar kendi bireysel varoluşları dışında farklı personalar icat edip bir teşhir şeyine, yarışının içine gidiyorlar. Özellikle daha genç kuşaklar bu dünyanın içinde doğduğu için
normal olanın bu olduğunu kabul ediyorlar. Bunun içindeki rahatsızlığı, hastalıklı durumu da fark etmiyorlar. Sergi esasında tam da burada duruyor. Yani hakikatle bir ilişki kurmak, onu kurarken de çok büyük esasında kelamlar etmeye kalkmadan sanatçının kendi öznel gerçekliğini, dünyasını alıp diğer insanlara açmak. Sosyal medyanın teşhirine baktığımızda zamanında avantgard sanatçıların herkes sanatçı olsun, sanatla hayat bir olsun talebi gerçekleşti mi acaba diye bir yanılsamaya kalkabiliriz ama bu iyimser düşünceden çıkmak için 10 dakika TikTok'ta surf yapmak yeterli yani. Yok ya. İşte orada bir yozlaşma, Adorno'nun yabancılaşma dediği şey, o yanlış hayatın tüm emarelerini görüyoruz yani. Sergi buna karşı bir söz, bir düş, bir tavır olarak duruyor. Yani ben kendim şiir çıkıştayım esasında. Ürettiğim her şeyin içinde şiirsel bir şey olmasını da doğal karşılıyordum. Öyle yaşamaya çalışıyorum çünkü. Şiir bütün sanatların en büyük kralı belki, sanatların kralı. Çünkü şiirde yalan söyleyemezsiniz. Söylerseniz de anlaşılır. Şiirin hakikati çok nettir yani. Uçak gibidir. Ben şiir yazan, şiir performe eden biri olarak bu sergide ürettiğim farklı dökülen alanlardaki şeylerin hepsini birleştirmeye çalışıyorum. Çünkü onlar benim için aynı şeyler değil. Yani ürettiğim görsel çalışmalarda şiir olduğunu düşünüyorum. Şiirlerimde de bir görsellik olduğunu, bir hareket olduğunu düşünüyorum ki performe ediyorum ki beden de giriyor işin içine, görsellik de giriyor, bambaşka kulvarları açılıyor. Bunun için Tanrı gitti diye esasında bir şiirim vardı. Yeni de bir şiir değil yani, 5-6 yılı vardır. Onu kullanmayı seçtim çünkü orada da bir ütopya imgesi var. İnsanların fütursuz eğlenebildikleri, hayal kurup üretebildikleri bir dünyadan bahsediyor. Ama şiirin içinde aynı zamanda bunun aksi distopya da var. O yüzden bizim sergideki yaptığımız tartışmaya uygun olduğunu düşündüm bu şiirin ve ilk defa uyguladığım bir yöntem olarak gravürü seçtim. Yani şeye baktığımızda sanat tarihinde işte William Blake gibi şair, ressamlar şiir gravürleri yapmışlar. Ya da Dürer mesela şair arkadaşının şiirlerine gravürler yapmışlar. Tabii yani böyle old school bir durum gibi gözükebilir bu yani. Ama ben seviyorum yani. Sonuçta yaptığımız her şeyin geriye dönük tarihsel bağlantıları var. Bunları bilerek yapıyorum. Bunları da yakalayan insanların da hoşuna gideceğini düşünüyorum. Ayrıca bunları bilmeyen insanlar için de birer link veriyorum. Tıklarsa, araştırırsa bir yerlere gider yani. Kafalar başka yerlerde dolaşabilir. Şiir gravürü böyle çıktı. 40 tane bastık. Acayip de zor bir süreçmiş. Gravür deneyimi onu öğrendim. Yani bir tanesini basmak 25 dakika sürüyor. 40 tanesini basmak bayağı bir zamanımızı aldı ki bu baskı ön çalışmaları da var bunun. Ama benim için güzel bir deneyim oldu. Umarım insanlar da ilişki kuracaklardır şiirimle. Valla ben sanat tarihinden, felsefeden, popüler kültürden, nasıl popüler kültürden, mesela işte punk, post-punk, endüstriyel kültüre ya da cyberpunk kültüre birçok gönderme yapıyorum.
bunlar imgi olarak orada durabiliyor, söz olarak öyle orada durabiliyor, ruh olarak orada durabiliyor. Bunları bazen açık veriyorum, bazen kapalı veriyorum. Yakalayanlar için dediğim gibi keyifli bir süreç. Merak edenler de ulaşabilirler esasında. Çok gizli bir şey yok artık. Yaşadığımız yüzyılda Google'da her şey bulunabiliyor yani. Yani bir fotoğraf buluyorsun, soruyorsun, sana ne olduğu çıkıyor mesela. Yo, ben şöyle düşünüyorum. Yani modern sanat gündeminde contemporary art diye geçiren süreçte mixed media diye bir teknik var. Yani karışık teknikle çalışan sanatçı. Ben de tam karışık teknikle çalışan bir sanatçıyım. Ama bunların hepsinin arasında bir uyum, denge kurmaya çalışırım. Yani bu sergi alanında kendi içinde bir matematiği var. Özellikle ilişkiler var birbiriyle ya da ilişkisizlikler var. Onlar hepsi benim kafamdaki planın parçası. Tabii bu şeydir. İzleyici gelir, o istediğini, gördüğünü alır, her şeyi de görmez, her şeyi de almayabilir. Bazı şeyler zamanla oturur. Sanat tarihi dediğimiz şey mesela 3 yıllık, 5 yıllık şey de değildir. Uzun, biz öldükten sonra belki bazı şeyler oturur. Tekinsiz, biraz muallak bir yerde kalma hoşuma gidiyor. Ben Cyberpunk'ta çok post apokaliptik bir durum olduğunu düşündüm yani. Tecrit durumu, aşı mecburiyeti, bunlar distopya filmlerinde bir şekilde karşımıza çıkan şeylerdi. Onu yaşadık. Tuhaf günlerdi. Bir taraftan da risk altında olmak yaratıcılığı tetikliyordu. Tehlikeli gözüken şeyi yapma isteği oluşuyor daha doğrusu. Onun dışında sokakların boş olması, kuş seslerine ya da işte deniz trafiğinin az olması, yunuslara alan açması benim hoşuma gitti. Keşke daha çok doğa, daha az araç ve endüstri olsa diye hayal ettim.